Arkadaşlar selam. Kısa süre önce Renault Megane'ı tamamen PPF kaplatmıştım. Bu konuda Atogold Grup'la anlaştım. Ataşehir'de Botanik Park'ta yerleri var. Aracı tamamen tamponlar dahil PPF kapladık. 5 yıl garantili bir işlem. Fakat bu işlem yapıldıktan sonra yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde bir daha bir gelip kontrol etmek istiyorlar. Şimdi ben de aracımı kontrole götürüyorum. Burada ne yapılacak? Bazı yerlerde eğer hava kabarcığı kaldıysa, tam oturmayan yerler ya da kalkan yerler kaldıysa buralara bakacaklar. Şimdi birlikte gidelim. Kontroller yapılsın. Aracı yıkayacaklar, bakacaklar. Nerelerinde müdahale edilmesi gereken yer var. Onları kontrol edecekler. Bakalım bu konuda neler yapabilecekler. Birlikte göreceğiz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, biraz önce kapalı alanda ışıkların altında gördüğünüz aracın parlamasını bir de şöyle dış ortamda gün ışığında göstermek istedim. Birlikte bakalım. Şimdi ne yaptık? Anlatmaya başlayalım. Aracın bazı yerlerinde hava kabarcıkları kalmıştı. Ön cam filminde de içeride böyle bir çatlak gibi bir şey vardı. Onu düzeltemeyecekleri için ön cam filmini değiştirdiler. Aracın kalan kısımlardaki hava kabarcıklarını da aldılar. Ama bir sürede aracın güneş altında durup da bu malzemenin bal gibi yayılmasını bekliyorlar. Çünkü malzeme kendini onarabilen malzeme. Isıda genişliyor, bal gibi akışkanlaşıyor ve o işte ufak tefek kusurları kendisi kapatıyor, öyle söyleniyor. Biz de haliyle şu an bir kış mevsiminde olduğumuz için daha yazda tam anlamıyla geçmedik. Biraz daha sıcaklarda aracı bırakırsak, belki bir iki ay daha güneşin altında kalırsa iyice bu ufak tefek kusurları da gidereceğini düşünüyorum. Şimdi size detay görüntülerini de göstereceğim. Ne gibi hatalarla karşılaştım. Siz de görmüş olun. Birlikte bakalım tekrar. Öncelikle bunlar makineyle kesilmediği için, elle kesildiği için buradaki arkadaşları biraz el emeğine kalıyorsunuz. Böyle ufak tefek kesim hataları olabiliyor. Mesela şurada bir girdi çıktı falan yapmış arkadaş. Çok net kesememiş. Aynı şekilde bunlar tavan tarafında da oluyor. Şurada gördüğünüz gibi ufak girdi çıktılar var. Bu arkadaşın tamamen elinin ayarına kalmış bir şey, öyle söyleyeyim. Buralar piyano blok olduğu için buraları da kaplattım. Ben farları da kaplattım koruma olsun diye. Genel olarak tamponları da kaplattım. Şu eğme bükme yerlerinde size göstermeye çalışayım şimdi. Şuralarda gördüğünüz gibi su kabarcığına benzer bazı dalgalar kalıyor. Araç siyah olduğu için de zor gözüküyor da size göstermeye çalışıyorum. Aynı şekilde diğer köşede de var bundan. Herhalde bu PPF kaplamayı böyle gerdirip kapladıkları için mesela şuralarda ufak tefek hava kabarcığına benzer ya da içinde su kalmış gibi noktalar var. Eğer hassassanız dediğim gibi bunlar sizin gözünüze takılabilir. Ek yerlerinde mecbur buralardan kesiyorlar bu parçalar birleşim yeri olduğu için. Ama tabii ki kapıları, kaputu, bagaj işlerini içeriye doğru katlıyorlar. Katlayamayacağı yerleri de buralardan sıfırından kesiyorlar. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi burada ekini görüyorsunuz. Tam şuradan kesmiyorlar. Çünkü şurada bir kavis olduğu için bu yarın öbür gün buradan atar diyorlar. Yani işte 1 milim 2 milim içeriden kesiyorlar. Böyle ufak tefek şeyler var. Eğer hassassanız, gözünüze çok batarsa onlar sizi rahatsız edebilir. Ama genel olarak aracın parlaklığı, aracın boyasının koruması güzel.
Bir de bunun haricinde ben mecbur aracı ağaç altı bir yere çekiyorum. Yani erik ağacı oluyor, incir ağacı oluyor, çınar ağacı oluyor. Bunlar böyle reçine benzeri bir şey yapmışlar. Biraz boyasının üstü, bu kaplamanın üstüne tırtıklar var. Bu da bir kir temizliği ile bir cila ile gidebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu malzeme yumuşak bir malzeme olduğu için pasta yapılmıyor. Normal boyanın üzerinde yapıldığı gibi değil bu işlem. Biz de yaşayarak göreceğiz. Daha önceden tecrübe ettiğimiz bir konu değil. Yine bunun haricinde bu işlem ne kadara mal oldu diye sorarsanız, yanlış hatırlamıyorsam 25 bin lira civarı bir şeydi aracın kaplaması. İşte farların kaplanması, şuradaki direklerdeki piyano bile kısımların kaplanması. Aynaları kaplayamıyorlar, kaviste olduğu için atıyormuş. Cam filmidir vesaire derken herhalde 30-35 bin lira arası bir şey gelmişti bana. Siz ne dersiniz arkadaşlar? Bu işlem bu kadar parayı hak ediyor mu? Sizce 5 yıl bu korumayı sağlayabilecek mi? Ya da bu parlaklık için bu para ödenmeli mi? Daha önce yapan arkadaşlar varsa bunu da yorumlara yazsın. Hoşça kalın. Arkadaşlar bir de şimdi bu PPF kaplama normal araç boyası gibi değil ya. Arada yumuşak bir malzeme var. Esnek bir malzeme. Buna zımpara yapamıyorsunuz. Pasta atamıyorsunuz. Yani seramik kaplama PPF'ten daha mı iyi, daha mı kötü? Orası biraz tartışılır galiba. Çünkü yüksek meblağda bir para veriyorsunuz. Yaklaşık işte 30 bin lira civarı para veriyorsunuz. Ondan sonra da ufak bir plastik hasarında o parçayı değiştirmen lazım. Değiştireceğin parça kaç para? İşte 5 bin lira. Öteki tarafı sürttün kaç para? İşte 3 bin lira, 7 bin lira. Öteki taraf kaç para? 12 bin lira. Ya bunu kaç yıl böyle koruyabilirsin ki? Tamponun ucu çizecek, parçayı değiştir. Öteki tarafı vuracaklar, değiştir. Park halinde araba gitmiş gelmiş, ön taraftan taş gelmiş kaputa. Bir bakmışsın orada da bir göçük var. Onu da değiştir, yırtılmış. Bilmiyorum yani ne kadar mantıklı. Yaptırdık bir şey ama sonumuz hayır olsun diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.